15. soruya geldik. Arkeologlar Uşak'ta devam eden kazı çalışmalarında antik bir havuz keşfetmişler. Fakat çok küçük ve kayalar ile kaplı bir giriş olduğu için havuzun büyüklüğünü ve şeklini belirleyememişlerdir. Havuzun şeklini belirleyebilmek için havuz tabanına uzaktan kumanda edilebilen sıvı basıncı ölçen küçük bir alet yerleştirmiş ve içerisinde hep aynı miktarda su akıtan bir musluktan su doldurmaya başlayıp tavandaki sıvı basıncının zamanla değişimini gösteren grafiği elde etmişlerdir. Havuz sudan etkilenmeyen malzemeden yapılmıştır ve herhangi bir yerinde kaçak yoktur. Burada grafiğimizi vermiş sıvı basıncı zaman grafiğini. Bu grafiğe göre keşfedilen antik havuzun şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi sıvı basıncında etki eden bizim iki faktörümüz var. Bir, sıvının şöyle yapalım. Yoğunluğu. İki de derinliği. Şimdi sıvı aynı sıvı olduğu için, yani su olduğu için sıvının yoğunluğu burada sıvı basıncına ne yapmaz? Etki etmez. Bizim tek değişkenimiz burada sıvının derinliğidir. Şimdi geliyoruz grafiğe. Toplam 27 dakikada ne olmuştur bu? Havuz dolmuştur. Şimdi baktığımızda şekillerin hepsi de 9 eşit kareden oluşmuş. Demek ki 27'yi 9'a böldüğümüzde her birimi 3 dakikada bunu ne yapmıştır? Dolmuştur diyebiliyoruz. Şimdi buradan grafiğe geliyoruz ve şıklardan deneyerek bunları bulacağız. İlk 3 dakikada birimin bir tanesi ne yapmıştır? Dolmuştur ve bunun basıncı 1P olarak görülmüştür. İkinci 3 dakikada yine aynı şekilde bir tane daha dolmuş ve bunun basıncı bu sefer 2P olmuştur. Bu bize şunu anlatıyor. Birinci 3 dakikadaki yükseklik, ikinci 3 dakikadaki yüksekliğin yarısı kadar olmaktadır. Buna bakalım nasıl olabilir? D şıkkından başlıyoruz. Birinci dakika, yani üçüncü dakikada bir kare dolduğunda sıvının yüksekliği nereye gelmiştir? Buraya gelmiştir ve basıncı 1P olarak görülmüştür. Altıncı dakikada bu basıncın 2P olması için yüksekliğin nereye çıkması lazım? Şu yüksekliğe çıkması lazım. Dolayısıyla 3 tane daha dolması lazım. Ama 6. dakikada ne kadar dolmuştu? Yani 3 dakikada doldurduğu bir birim olduğu için bu bir birim de bunun 3'te 1'ine denk gelecektir. Dolayısıyla bizim havuzumuzun şekli bu olamaz. Geliyoruz diye şıkkına. Birinci birim 3 dakikada doldu. Yani şunun yarısı kadar doldu diyoruz. Diğer 3 dakikada bir birimlik daha doldu. Yani şuraya geldi. Burası bunun iki katına denk geliyor. Dolayısıyla burada basınç P ise 1P ise burada ne olmuştur? 2P olmuştur diyebiliriz. Yani buraya kadar bizim grafiğimizdeki şekli sağlıyor. Geçiyoruz 6'dan 18'e kadar olan 12 dakikalık bölümde. 12 dakikada bu kaç birim dolduracak? 3 dakikada 1 birim dolduruyorsa 12 dakikada toplam 4 birim doldurması lazım. Ve bu da kaça çıkıyor? 2P'den 3P'ye çıkıyor. Yani yüksekliği de 1P kadar, 1 birim kadar artması lazım. Bakıyoruz 4 birimi şurayı dolduracak, burayı dolduracak. 2P'de bizim yüksekliğimiz neresiydi? Burasıydı. 2P daha, bunun üzerine 2 birim daha giderse buranın basıncı normalde kaç olması lazım? 4P olması lazım. Pardon, 6P olması lazım. Özür diliyorum. 4P burada. Burası 6P olması lazım. Yalnız biz baktığımızda basınç kaçta? 3P'de. O zaman bizim grafiğimizin bu bölümünü bu havuzumuzda ne yapmamış oluyor? Karşılamamış oluyor diyoruz. Şimdi buraya geçiyoruz. B şıkkına. İlk 3 dakikada bir birimin 3'e bölündüğü şekli şuraya kadar doldurdu. P oldu. 1 bölü 3'ünü yani şunları. Şurayı bir birim olarak alırsak 1 bölü 3'ünü ne yaptı? Doldurdu. Basıncı da P. İkinci 3 dakikada bir birim daha gitti. Yani şuraya kadar geldi. Dolayısıyla 2 bölü 3'ünü doldurdu bir birimin. Dolayısıyla ne oldu? 2P oldu. Olur mu? Evet. Buraya kadar uygun.
Şimdi geliyoruz 3P'ye. Daha doğrusu geriye kalan 4 dakikada neyi doldurması lazım? 4 birim, pardon, bundan sonraki 12 dakikada da 4 birim doldurması lazım. 1 birim şu üçünden kalan 1 bölü 3'ler 1 birim yapıyor. 3 tane de burada bakıyoruz. Kaç etti? Evet, gerçekten 3P yaptı buraya kadar. Şimdi bundan sonra da şu bölüme bakıyoruz. 6 dakikada 2 birim dolduracak. 6 dakikada 2 birim doldurup 4P'ye çıkması lazım. Yani şuraya çıkması lazım. Ama 6 dakikada 2 birim bunun hepsini ne yapmıyor? Doldurmuyor. 3 birim olması lazım. 2 birim şuralara gelir. Dolayısıyla 4P'ye ulaşamaz. Grafik burada ne yapmış olur? Bizi sağlamamış olur. Havuzumuzun şekli bu da ne yapamaz? Olamaz. Şimdi A şıkkına geliyoruz. 3 dakikada 1 birim doldurdu. Yüksekliği de 1 birim. Derinliği. Şurası P. İkinci 3 dakikada yine 1 birim doldurdu. Yüksekliği 2 katına çıktı. Burası 2P. Evet, buraya kadar sağladı. Diğer kalan 12 dakikada 4 birim doldurması lazım. Ve bir yükseltti. Yani neye çıktı? 3P'ye çıktı. Sonraki 6 dakikada 2 birim daha yükseltip basıncı neye? 1P daha yükseltmesi lazım. 4P. 24 ile 27 arasındaki 3 dakikada diğer birimi doldurup yüksekliğini bir tane daha arttırıp 5P yapması lazım. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5P'de basıncı, yani derinlik arttığı için ne olmuş oldu? Artmış oldu. Dolayısıyla bizim grafiğimizi sağlayan havuz şekli A şıkkıdır diyoruz.